O yemek davetine gitme. Allah'ın kitabında şöyle buyrulur. İbrahim'in ikram edilmiş konuklarının haberi sana geldi mi? Onlar İbrahim'in yanına girip selam sana demişlerdi. İbrahim de selam size demişti. Hemen ailesine giderek semiz bir buzağı getirmiş, onların önüne sürüp yemez misiniz demişti. Resulullah buyurdu ki, Allah ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikramda bulunmalıdır. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Ahlaki yücelikler 10 tanedir. Eğer gücün yetiyorsa hepsine sahip ol. Bunlardan bir tanesi de misafirperverliktir. Bir başka hadisi şeriflerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, misafir rızkını getirir, ev halkının günahlarını yok eder. Hazreti Ali aleyhisselam, Ala bin Ziyad'ın geniş evini görünce şöyle buyurdu. Dünyada bu evin genişliğini ne yapacaksın? Halbuki ahirette ona daha fazla muhtaçsın. Evet, istiyorsan onunla ahirete ulaşabilirsin. Yani bu geniş evde misafir ağırlayarak, akrabalarına iyilik ederek ve boynunda olan hakları sahibine ulaştırarak böylelikle ahireti elde edebilirsin. İmam Ali Efendimiz şöyle buyurdu. Allah kime bir servet verirse bununla akrabalarına yardımda bulunmalı ve güzel ziyafet vermelidir. Yemek yedirilen evin bereketi hususunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yemek yediren kimsenin rızkı bıçağın deve hörgücüne girişinden daha hızlı bir şekilde ulaşır. Yine şöyle buyurdu. Yemek verilen eve hayır ve bereket bıçağın deve hörgücüne girişinden daha hızlı bir şekilde ulaşır. İçine misafirin girmediği ev hususunda ise Resulullah buyurdu ki, İçine misafirin girmediği eve melekler girmez. Hazreti Ali aleyhisselam neden üzüldüğünü sorduklarında şöyle buyurmuştur. Çünkü tam 7 gündür bizlere bir misafir gelmedi. Allah'ın sevgilisi buyurdu ki, En kötü yemek velime yani düğün yemeğidir. Tok insanlar oraya davet edilir, aç insanlar ise mahrum edilir. Yine buyurdu, zenginlerin davet edilip fakirlerin davet edilmediği kimsenin davetini kabul etmek mekruhtur. Hazreti Ali, Basra'daki valisi İbni Huneyf'e yazdığı mektubunda buyurdu ki, Ey İbni Huneyf! Basra eşrafından birinin seni ziyafete çağırdığını, oraya koşarak gittiğini, çeşit çeşit yemeklerin, kocaman kocaman kaselerin sana sunulduğunu öğrendim. Oysa yoksulların çağrılmayıp kovulduğu, zenginlerin davet edildiği bir davete icabet edeceğini sanmıyordum. Ziyafete layık kimse hakkında Resulullah buyurdu ki, Allah için sevdiğin kimseyi yemeğe davet et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Zer'e yaptığı öğüdünde şöyle buyurmuştur. Allah için sevdiğin kimseye yemeğinden yedir ve seni aziz ve celil olan Allah için seven kimsenin yemeğinden ye. Resulullah yine Hazreti Ebu Zer'e şöyle buyurdu. Müminden başkasıyla oturup kalkma ve takva sahiplerinden başkasının yemeğini yeme.